Şu anda ekranı görebiliyor musunuz? PDF gözüküyor değil mi sizde? Tamamdır. Çok güzel. Yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Geçen hafta S kesir problemlerini anlatıyorduk. Yarım kalmıştı. Onlarla devam edelim. Şimdi arkadaşlar, yaş üzüm, yaş sabun problemleri de bildiğiniz üzere KPSS tarafından, daha doğrusu ÖSYM tarafından serilen soru tipleri. Biraz daha büyüteyim ekranımı, tam net görebilirsiniz. Şimdi soruyla başlayalım. Demiş ki bir tüccarın 24 kilogram olarak aldığı yaş üzüm kurutulunca maliyet 3 katına çıkıyor. Buna göre yaş üzüm kurutulunca tüccarın elinde kaç kilogram üzüm kalmıştır? Üzüm kalmıştır. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda maliyet artışını şu şekilde de belirleyebilirsiniz isterseniz. Giden bölü kalan dediğinizde bu neyi verecek size? Maliyetteki artışı verecektir. Şöyle yapayım. Ne olduğunu da yazalım buraya. Maliyetteki artışı biz giden bölü kalan yardımı ile de ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Şimdi istersek şu şekilde de soruyu çözebiliriz arkadaşlar. İki türlü çözeceğim. Birinci yolumuz olarak birinci yol şu şekilde göstermeye çalışalım. Şimdi öncelikle yaş üzümü aldık. Yaş üzümün neyi var? Bir maliyeti var. Yaş üzümün maliyeti 1 diyelim. Şimdi kuruduğu zaman maliyet ne yapıyormuş arkadaşlar? 3 katına çıkıyormuş. Kuruduğu zamanki maliyetine de ne diyelim arkadaşlar? Direkt 3 diyelim. Şimdi biz burada ne kadarlık aldık? 24 kilogramlık yaş üzüm aldık. Hep derslerde de söylemişimdir. Hatırlayınız lütfen. Hep demişizdir ki bir şey aldığımız zaman zarar etmek istemiyorum ben. Zarar etmiyorum. Tamam, kar da istemiyorum. Zarar da istemiyorum. O zaman aldığım tutardan satmaya çalışayım hesabımız vardı. Şimdi ben diyorum ki 1 liradan aldım. Kaç kilogram aldım arkadaşlar? 24 kilogram aldım. Kurudu. Kuruduğu zaman ne kadar kaldı? Bilmiyorum. X kilogram kalsın. Yalnız kuruduğu zaman maliyet 3 katına çıktı dedi. O zaman 1 kilogramın maliyetine ben ne diyorum? 3 TL demiştim zaten. Buradan sadeleştirmeleri yaparsak X direkt karşımıza ne çıkacaktır arkadaşlar? 8 kilogram olacak şekilde çıkacaktır. Veya ikinci yol olarak şöyle de çözebilirsiniz isterseniz. Yaş üzümün ağırlığı çarpı diyelim. Önceki maliyet bölü sonraki maliyet size kuru üzümün ağırlığını verecektir. Eğer ki size maliyet bilgisi verildiyse. Şimdi buna nazaran çözmeye çalışırsak bizim ne kadar yaş üzümümüz vardı arkadaşlar? 24 kilogramlık yaş üzümümüz vardı. Önceki maliyetimi A'lı da verebilirim, X'i de verebilirim. Zaten sadeleştirme olacağı için çok problem değil. Gene ben önceki maliyetime 1 lira diyorum. Kuruyunca maliyet 3 katına çıktığı için gene sonraki maliyetime ne diyorum arkadaşlar? 3 diyorum. Buradan aynı şekilde sadeleştirmemi yaparsam elimde kalan kuru üzümün ağırlığının gene 8 kilogram olduğunu görebilirim. Anlaşamadığımız bir yer var mı? Daha önce göndermiştim Serenay. Tekrar göndereyim. Hemen WhatsApp'tan elinizde bulunsun. Hemen gönderiyorum tekrardan.
Şu an gönderdim. Yok, estağfurullah. Soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Problemimiz var mı soruyla alakalı? Sanırım yok. Devam edelim o halde diğer soru bile. Şimdi diğer soruda ne demiş bana? 4 kalıp yaş sabun 1 kilogram geliyormuş. Yaş sabun kurutulunca 10 kalıp kuru sabun 1 kilogram gelecekmiş bu sefer de. Şimdi bunu da şöyle çözebiliriz isterseniz. Diyelim ki ve benden ne isteniyor? 1 kalıp yaş sabun kurutulduğunda ağırlığı kaç gram azalmaktadır diye sormuş bana. Şimdi ben elimdeki verileri işlemeye çalışayım buraya hemen. Şöyle yazmaya çalışalım. Şimdi 4 kalıp kuru sabun ne kadarmış kurusu? Şöyle K olarak göstereyim. 1 kilogram yani 1000 gram olacaktır. Daha sonra ne yapmış arkadaşlar? Buradan gerekli sadeleştirmeyi yaparsanız 1 kalıp kuru sabunun kaç gram olduğunu görüyorum. 1000 bölü 4'ten 250 gramlık olduğunu görebiliyorum. Daha sonra ne olmuş arkadaşlar? 10 kalıp kuru sabun 1 kilogram gelmiş. O halde onu da yapalım isterseniz. Göstermeye çalışalım. 10 kalıp. Yalnız şurayı ben yanlış yazdım. Özür diliyorum. Şunlar yaş haliydi. Onu hemen düzelteyim. Problem olmasın. 4 kalıp yaş sabun 1000 gramdı. O zaman 1 kalıp yaş sabun 250 gram oldu. Daha sonrasında kurudu ve 10 kalıp kuru sabun 1 kilogram gelmeye başladı. Yani buradan 1 kalıp kuru sabun kaç kilogram, kaç gram gelecektir arkadaşlar? 1000 bölü 10'dan 100 gram gelecektir. Kaç gram azalmaktadır diye sormuş bana. Başlangıçta ne kadardı? 250 gramdı. Sonra ne oldu arkadaşlar? 100 grama düştü. Ne kadarlık azaldı? 150 gramlık bir azalış söz konusu. Yüzde problemlerinde bu karşımıza yüzde kaç azalmıştır şeklinde de çıkabilir. Biz burada ne yapacağız? Mesela soruyu değiştirdik ve şöyle sorduk. Buna göre bir kalıp yaş sabun kurutulduğunda ağırlığı yüzde kaç azalmıştır diye sordu bana ÖSYM. Hemen şunu söyleyeceksiniz. 250 gramda 150 gramlık azalış varsa 100 gramda ne kadar azalmıştır şeklinde doğru orantı kurarak yüzdesinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu işi çözebiliriz. Evet, anlaştık mı? Problemimiz yoksa 3. sorumuza devam edelim. Sanırım yok. Devam ediyorum o halde. Şimdi diyor ki 3. soruda da 4 kalıp yaş sabun 1 kilogram iken sabun kuruyunca 10 kalıbı 1 kilogram gelmektedir. Az önceki sorunun girişiyle aynı fark ettiyseniz. Sonra şunu demiş bana. 1 kilogram yaş sabunu 12 TL'ye alan bir tüccar zarar etmemek için 1 kilogram kuru sabunu en az kaç TL'ye satmalıdır şeklinde bir soru sorulmuş. Şimdi maliyetteki artışı soruyor aslında bize burada. Hemen gene aynı hesabı yapmaya çalışırsak az önceki soruda zaten göstermiştik. O halde bir kalıp yaş sabun kaç gram gelecektir arkadaşlar? 200, şunu yazamadım. 250 gram gelecektir. Bir kalıp yaş sabun. Peki bir kalıp kuru sabun ne kadar gelecekti arkadaşlar? Az önce onu da göstermiştik. 10 tanesi 1 kilogramsa bir kalıp kuru sabunda kaç gramdı? 100 gram gelmekteydi. Şimdi maliyetteki artışı şu şekilde gene hesaplayabiliriz. Şimdi başlangıçta 4 kalıp sabunum vardı. Sonra 10 kalıp sabunum oldu benim. Ben diyorum ki ne kadarlık bir şeyimiz var? Bakalım 10 bölü 4'lük bir artışımızın olması gerekiyor.
Bu son durum, bu ise ne arkadaşlar? İlk durum. Başlangıçta kaç paraydı arkadaşlar 1 kilogram yaş sabun? 12 liraydı. O zaman 10 bölü 4'ü 12 ile çarparsak artık 1 kilogram kuru sabunun 30 liradan, en az 30 liradan satılması gerektiğini görüyoruz. Buradaki hesabımız aslında şu, şunu yapmamıza da gerek yok. Yani burada şunu görmemiz de yeterli bizim. Eskiden neydi arkadaşlar? 4 kalıp yaş sabun 1000 gram geliyordu. Şimdi 10 kalıp kuru sabun 1000 gram geliyor. Gene aynı mantıkla bakın 1000 gramda 1000 gram şunları eşitlendi. O halde artış nasıl hesaplanacak? Gene 10 bölü 4 yardımı ile hesaplanacaktır diyebilirsiniz. Anlaştık mı? Anlaşamadığımız bir yer var mı? Sesim net geliyor değil mi? Bir problem yok. Eğer seste gitme olursa muhakkak söyleyin arkadaşlar. Tamamdır. Devam ediyorum. Kevser bir şey yazıyor. Yazmıyor. Vazgeçti sanırım. Devam edelim diğer soruyla. 12 kilogram üzümden 10 kilogram üzüm suyu çıkıyormuş. Hemen yazacağım ama önce sorunun devamında bir okuyayım. 15 kilogram üzüm suyundan ise 3 kilogram pekmez üretebiliyormuşuz. 90 kilogram pekmez üretmek için kaç kilogram diyor üzüm kullanılmalıdır? Bu tarz sorularda yapacağınız işlem aynı olanları eşitlemeye çalışmak. Ne demek istiyorum? Hemen yazayım. Şimdi başlangıçta elimde 12 kilogram neyim var? Üzümüm var. Şöyle ü olarak göstereyim. 12 kilogram üzümden ben 10 kilogram üzüm suyu elde ediyorum. Onu da ü s ile göstereyim. Daha sonra ne demiş? 15 kilogram üzüm suyundan. Bakın, aynı olanları ne yapıyorum? Alt alta yazmaya çalışıyorum. 15 kilogramlık üzüm suyundan ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 kilogramlık pekmez elde ediyoruz. Kalemimin rengini değiştireyim hemen. Şimdi eşit olanlar neler? Üzüm suları değil mi? Bakın, üzüm suları denklemdeki aynı şeyler. Şimdi bizim bunları eşitlememiz gerekiyor. Nerede eşitleyeceğiz arkadaşlar? 60'da ya da 30 daha basit. 30'da eşitlemeye çalışalım isterseniz. Buranın 30 olabilmesi için benim bunu 3 ile, 30 olabilmesi için bunu da neyle çarpmam gerekiyor? 2 ile çarpmam gerekiyor. Kalemi biraz daha kalınlaştırayım, daha net görebilirsiniz. O halde baştan başlıyorum. Şimdi ilk kurduğum şeyi 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarparsam ne olacak arkadaşlar? 36 kilogramlık üzümden 30 kilogramlık üzüm suyu elde ediyorum. 30, aşağıdaki denklemde 2 ile çarpmıştım. 30 kilogramlık üzüm suyundan 2 ile çarptığım için 6 kilogramlık ne elde ediyorum arkadaşlar? Pekmez elde etmiş oluyorum. Bu sayede de. Şimdi bakın, üzüm sularını eşitlemiş olduk. Artık işimiz çok basitleşti. Ne var? 6 kilogram pekmez elde edebilmek için biz 36 kilogramlık üzümü kullanmak zorundayız. Hemen o halde orantıya çevireceğim ben bu işi. Diyorum ki 36 kilogram üzümden 6 kilogram pekmez elde edebiliyorsam 90 kilogramlık pekmezi elde etmek için kaç kilogram üzüm kullanmam gerekir? Bakın, pekmez arttı. Dolayısıyla üzüm de artmak zorunda. Ne var burada? Doğru orantı var. O halde doğru orantının işlemini yapalım. 36 çarpı 90 eşittir 6 çarpı x dedik. Sadeleştirdik buradan. Burada sadeleştirdik. 6. X buradan ne geldi arkadaşlar?
540 olacak şekilde karşımıza çıktı. Yani benim 90 kilogram pekmez üretebilmem için tam 540 kilogram üzüme ihtiyacım var. İsterseniz bunu şu şekilde de gösterebilirsiniz. Şunu da söyleyebilirsiniz. Burası 15 kat artmış. O halde bunun da 15 katı şeklinde de ifade edebilirdik. Evet, anlaşamadığımız bir yer var mı arkadaşlar? Yok sanırım. Peki anlaşamadığınız bir yer olursa, anlamadığınız bir yer olursa muhakkak söyleyin arkadaşlar. Ona göre devam edelim. Peki. Diğer sorumuzla hemen devam ediyorum. Ne demiş? 6 kalıp yaş sabun 1 kilogram gelirken 6 kalıbı 1 kilogram geliyor, kuruyor. Sabunun 10 kalıbı 1 kilogram gelmeye başlıyor. Yaş sabunun kilosunu 3 liradan alıp kuru sabunun kilosunu 9 liradan satan bir esnaf 240 TL kâr elde etmiş. Biz kârı nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? Alış fiyatı üzerinden. Kâr ne demek? İşte 3 liraya aldığım bir malı 5 liraya satıyorsam, yani satışım alışımdan büyükse aradaki farka biz ne diyorduk arkadaşlar? Kâr diyorduk. Zarar neydi? 5 liraya aldığınız bir malı eğer 3 liraya satıyorsanız burada da ne olacaktır arkadaşlar? Bir zararınız olacaktır. Bu şekilde düşünmek zorundayız. Şimdi diyorum ki hemen bir hesap yapmaya çalışacağım. Diyorum ki 6 kalıp yaş sabunu ben kaç paradan alıyorum arkadaşlar? 3 liradan alıyorum. Burada bir de ne var? 10 kalıp 1 kilogram hesabı var. Hani 6 kalıp 1 kilogram, bir de 10 kalıp 1 kilogram hesabı var. Şimdi 6 kalıp 3 liraydı. Bir de 10 kalıbımız var. Şimdi 10 kalıbı ben kaçtan satıyorum şu an için onu bilmiyorum. Zaten bunu hesaplamaya da çalışacağım. Ki biliyorum kuru sabunun 1 kilosunu, çok özür diliyorum, kuru sabunun 1 kilosunu ben 9 liradan sattım. Onu hemen sileyim. Kaç kilogram aldığımız var? Şurası 9 TL. Gene gelin şu hesaptan kaynaklı, yani 6 kalıp 1 kilogram, 10 kalıp 1 kilogram hesabından kaynaklı şunları eşitlemeye çalışalım. Nerede eşitleyeceğim? 30'da eşitlemeye çalışacağım. 6'yı 5 ile çarptık. 30 kalıp yaş sabunu 5 ile çarptım. 15 TL'den alıyorum. Aşağıya 3 ile çarpıyorum. 30 kalıp kuru sabunu 9'u da 3 ile çarptığımda 27 TL'den satmış oluyorum. Şimdi bakın. Ben 30 kalıp yaş sabunu 15 lira para ödedim. 30 kalıp kuru sabunu 27 liradan sattım. Aradaki fark, yani 27 eksi 15. Aradaki fark ne? Benim kârım. Şimdi yalnız bu kâr ne arkadaşlar? Bu kâr 30 kalıptaki kâr. Doğru mudur? Dolayısıyla benim burada bir hesap yapmam lazım. Ben şunu diyeceğim. Hemen diyeceğim ki ben eğer 30 kalıp kuru sabunda 12 TL'lik kâr elde ediyorsam 240 TL'lik kâr elde etmek için kaç kalıp kuru sabun satmalıyım? Gene doğru orantı var. O halde 12x eşittir. İçler dışlar şeklinde yaptık. 30 çarpı 240. 12 ile 240'ı sadeleştirdim. 20. X buradan ne geldi arkadaşlar? 600 kalıp kuru sabun geldi. Yalnız benden istenen şey, bakın, kaç tane kaç kalıp kuru sabun sattığım değil ya da aldığım değil. Kaç kilogram kuru sabun aldım? Şimdi neydi? 10 kalıbı 1 kilogram geliyordu kuru sabunun. O halde hemen diyeceğim ki buraya, benim elimde 600 tane kalıp var. 10 tanesi 1 kilo geliyor. O halde 600 bölü 10'dan 60 kilogramlık kuru sabun almıştır esnaf diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, anlaşamadığınız bir yer var mı? Sanırım yok. Devam edelim. Ne demiş?
Mum problemleriyle devam edelim arkadaşlar. Mum problemlerinde de diyor ki bir mum yakıldıktan 8 saat sonra yanıp tükenmektedir. O halde bakın mumun boyuna başlangıçtaki boyunu sormuş. Hemen ben şunu söylemek istiyorum. Bu mumun yazamadım. Şöyle yazmaya çalışayım. Mumun bir dakika. Mum başlangıçta 8 saatte yanıp tükendiği için boyu ne olsun arkadaşlar? Hemen 8x olsun. Şimdi 8 saatte yandığı için 1 saatte ne kadarlık kısmı yanacaktır arkadaşlar? X birimlik kısmı yanacaktır. Soruya devam ediyorum. Yakıldıktan 4,5 saat sonra, şimdi bu mumun 1 saatte x kadarlık boyu yanıyorsa, 4,5 saatte ne kadarlık kısmı yanar arkadaşlar? 4,5x'lik kısmı yanar. Diyor ki, sonra boyu 7 santim olduğuna göre. Demek ki 4,5 saat yanmış, geriye ne kadar kalmış? 7 santimlik bir boy kalmış. Başlangıç boyumuz neydi bizim arkadaşlar? 8x'ti. Başlangıçta 8x boyumuz vardı. 4,5 saat yandı. Yani 4,5x'lik kısmı yandı. Geriye ne kadar boyum kaldı? 3,5x'lik bir boyumuz kaldı. Bu 3,5x kime eşitmiş arkadaşlar? 7 santime eşitmiş. Çünkü bize diyor ki 7 santim boyu kaldı. Dolayısıyla x buradan ne gelecektir? Karşımıza 2 gelecektir. Başlangıçtaki boyu 8x'ti. X gördüğüm yeri 2 yazıyorum. 8 çarpı 2'den başlangıçtaki boyumuz ne çıktı arkadaşlar? 16 olacak şekilde çıktı. Evet, devam ediyorum. Soruda boyları farkı iki mumdan boyu kısa olan 8 saatte boyları farklı özür diliyorum. Boyları farklı iki mumdan boyu kısa olan diyor 8 saatte boyu uzun olan ise 12 saatte yanıp tükeniyormuş. Tamam, boyları farklıymış. O halde aynı şeyleri veremeyeceğim. Birinci mumun boyuna ne diyelim hemen 8 saatte yandığı için 8x diyorum. İkinci mumun boyuna ne diyorum arkadaşlar? 12y olacak şekilde hemen vermiş oluyorum. Burada ikisini de x diyebilir miyim? Yani uygun mu böyle bir şey sizce? İkisine de x demek. Çalışalım. Uygun değil çünkü boyları farklı demiş ve birbirinin katı olup olmadığını bilmiyorsunuz. Bundan dolayı ikisine de aynı değişkeni kesinlikle veremezsiniz. Şimdi devam ediyorum. O halde 1 saatte bunun ne kadarlık kısmı yanacaktır? X kadar. Bunun ne kadarlık kısmı yanacaktır 1 saatte? Y kadarlık kısmı yanacaktır. Mumlar aynı anda yakılmaya başlanıyor ve 4 saat sonra boylar eşit oluyor. Şimdi 4 saatte bunun ne kadarlık kısmı yanar arkadaşlar? 4x. Bunun ne kadarlık kısmı yanacaktır? 4y. Birinci mumun ne kadarlık boyu kalır? 8x eksi 4x'ten 4x'lik boyu kalacaktır birinci mumun. İkinci mumun ne kadar boyu kalır? 12y eksi 4y'den 8y'lik boyu kalacaktır. Ve bunlar ne oluyormuş arkadaşlar? Birbirlerine eşit. O halde hemen ne diyorsun? 4x eşittir 8y. 4'e bölersem x eşittir. Karşıma ne olarak çıkıyor? 2y olacak şekilde çıkıyor. Ve bana diyor ki başlangıçta kısa mumun boyunun uzun mumun boyuna oranı kaçtır? Şimdi ben hemen kalemimin rengini değiştireyim ve burada göstermeye çalışalım. Şimdi birinci mumda ne olacak arkadaşlar? X gördüğüm yere ben 2y yazarsam eğer eşitliği sağlamak adına birinci mumun boyu 16y olacak şekilde karşıma çıkacaktır.
Dolayısıyla kısa mumun uzun muma oranını sormuştu bana, değil mi? Kısa mumun boyunun uzun muma oranını sormuştu bize. Ve buradan ne gelecektir arkadaşlar? 16'ya bölü, pardon, 12'ye bölü. Sonuçta x eşittir 2'ye bulduk. 12y bölü 16y'den cevabım ne çıkacaktır? 3 bölü 4 olacak şekilde karşımıza çıkacaktır. Evet. Anlaştık mı arkadaşlar? Devam edelim. Bir diğer soruda da boyları aynı olan iki mumdan biri 4 saatte, diğeri 3 saatte yanıp tükeniyormuş arkadaşlar. Peki mumlar aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu, diyelim boyunun 1 bölü 3 ne eşit olur diyor. Şimdi hemen bakıyorum, boyları eşitmiş. Bir fark var. Biri 4 saatte yanıyor, diğeri 3 saatte yanıyor. Demek ki burada bir kalite arasında farkımız var. O halde hemen ikisinin boyuna da 3 ile 4'ün ortak katı 12 birim diyebilirsiniz. Şimdi birinci mum, ikinci mum hesabı yapmaya çalışalım. Birinci mumun boyu da boylar aynı dediği için 12 birim olsun. İkinci mumun boyu da boylar aynı dediği için 12 birim olsun. Şimdi birinci mum 1 saatte ya yani 4 saatte eriyip bitiyormuş, tamamen yanıyormuş. O halde 1 saatte ne kadarlık yanacaktır? 3 birimlik. İkinci mum 3 saatte yanıyormuş. O halde 1 saatte ne kadar ne kadarlık yanacaktır? 4 birimlik yanacaktır diyoruz. Şimdi aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra diyor. Ben de diyorum ki saati bilmiyorum. T saat diye. Şimdi birinci mum 1 saatte 3 birimlik yanıyorsa T saatte 3 TL'lik yanacaktır. İkinci mum 1 saatte 4 birimlik yanıyorsa T saatte 4 TL'lik yanacaktır. Birinci mumun ne kadar boyu kalır arkadaşlar geriye? 12 birimde 12 eksi 3T'si yandı. 12 eksi 3T. İkinci mumun 12 birimde başlangıçtaki boyu 4T'lik kısmı yandı. 12 eksi 4T kalacaktır. Şimdi hangisini pay alacağım, hangisini paydaya yazacağım? Dün hemen bakıyorum buradan. 1 bölü 3 muhabbeti var. Bakın pay paydadan daha küçük. O zaman yukarıya daha küçüğü, aşağıya daha büyüğü yazmam gerekiyor. Kim daha küçük? 12 eksi 4T daha küçük. O zaman 12 eksi 4T bölü 12 eksi 3T'nin kime eşit olmasını bekliyorum ben? 1 bölü 3'e eşit olmasını bekliyorum. İçler dışlar çarpımı yaptım. 36 eksi 12T eşittir 12 eksi 3T. Karşılıklı gönderdiniz. 24 eşittir ne geldi arkadaşlar buradan? 9T. 3'e bölersem burası ne geliyor? 8. 3'e böldük arkadaşlar. 3. T buradan ne gelecektir karşımıza? 8 bölü 3 olacak şekilde çıkacaktır dersiniz. Yani 8 bölü 3. saatte birinin boyu diğerinin boyunun 1 bölü 3 katı şeklinde olacakmış. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Tamamız sanırım. Şimdi bir sonraki soru biraz mum problemlerinde değişik bir problem. Belki görmemiş olabilirsiniz daha önceki kitaplarınızda. Ama güzel bir sorudur bu da. Şimdi bakalım hemen. Yukarıdaki gibi diyor. İnce kısmı 15 santim uzunluğunda, kalın kısmı 20 santim uzunluğunda olan bir ip her iki ucundan aynı anda yakıldı. Tamam. İnce kısımda ateş saniyede 3 santim, kalın kısımda saniyede 1 santim ilerliyormuş. Ve ipin tamamı kaç saniyede yanar diyor. Bakın burada mumun boyuyla alakalı bir bilgimiz yok aslında. Yani mumla alakalı bir durumumuz yok. Ama bu da bir mum problemi. Şimdi burada ne demiş? İnce kısımda ateş saniyede 3 santim ilerliyor. Şimdi ince kısımda 3 santim ilerliyorsa şöyle inceyi i ile göstereyim. Saniyede ne kadar yanıyor? 3 santim yanıyor. Peki 15 santim kaç
saniyede yanacaktır o halde. 15 bölü 3'ten 15 santimlik kısmımız 5 saniyede tamamen yanıp bitecektir dersiniz. Kalın kısım ise saniyede ne kadar yanıyor arkadaşlar? 1 santim yanıyor. O halde bunu bir dursun. Devam edeceğiz buna. Şimdi 5 saniyelik bir yanma süremiz var. İncemiz tamamen bitti mi? Bitti. Ne oldu? Kalın kısım 5 saniyede ne kadar yandı arkadaşlar? 5 santimlik yandı. 5 saniyede. Ve geriye ne kadar? 20 santimde. 20'den 5'i çıkartırsam şayet geriye kaç santimlik bir mevzumuz kaldı? 15 santimlik bir mevzumuz kaldı. Bakın şimdi burada önemli olan ne? Şimdi bu ince kısım tamamen yandı. Artık kalın kısma buradan gelmeye başladık. Şuradan da bir 5 santimliğimiz yandı. 15 santimlik bir boyumuz kaldı. Ve bakın her iki noktadan da ne yapıyor? Yanmaya başlıyor bu sefer, değil mi? Normalde tek bir taraftan yansa 15 santimlik kısım saniyede 1 santim yandığı için 15 saniyede yanacaktı. Ama ne oldu arkadaşlar? İki taraftan da yanmaya başladı. O zaman kaç saniyede yanar tamamen? 15 bölü 2 saniyede yanacaktır. Başlangıçta da bir 5 saniyemiz vardı. Onu da eklememiz lazım. Sonuçta bana ipin tamamı kaç saniyede yanar diye sormuştu. Ve bu ikisini topladığımız zaman toplamda, şurayı yanlış yaptım, özür diliyorum. Toplamda ne kadar sürede yandı arkadaşlar? 25 bölü 2, yani 12,5 saniyede bu ip yandı. Var mı anlaşamadığımız bir yer? Neden 15 bölü 2 olduğunu anladık mı? Tabii hemen bir daha anlatayım hızlı bir şekilde. Şimdi soruyu okuduğum zaman iki mum var. Şekli de görüyorsunuz zaten. 15 santim uzunluğunda ince bir ip bağlanmış. 20 santim uzunluğunda da kalın bir ip bağlanmış. Ve bu iplerin her iki ucunu aynı anda mumlarla yakmaya başlamışız. Şimdi ince kısımda ateş saniyede 3 santim ilerliyor. Eğer ki 3 santim ilerliyorsa ben de dedim ki 15 santimdi bu ipin boyu. O halde 15 bölü 3'ten 5 saniyede ince kısım tamamen yanacaktır. Kalın kısımda ise ateş saniyede sadece 1 santim ilerleyebiliyormuş. Şimdi 5 saniyede bir kere burası yandı. 5 saniye bunun da yanması lazım. 5 saniyede ne kadarlık kısmı yanacak kalın tarafın? 5 santimlik kısmı yanacaktır. Ve başlangıçta 20 santimde 5 santimi yandı. Geriye ne kadarlık kaldı arkadaşlar? 15 santimlik kısmı kaldı kalın tarafı. Şimdi diyorum ki ince kısım tamamen yandı. Kalın kısmında 5 santimliği yandı. Geriye 15 santimlik kaldı. Bakın ateş kalın kısmın bir ucuna geldi. Diğer ucundan da zaten yanmaya devam ediyordu. Tek bir, yani sadece şuradan ilerlemiş olsaydı bu ateş 15 saniyede burası yanacaktı. Ama ne yaptı arkadaşlar? Bir de buradan bir ilerleme var. Sonuçta ateş aynı ateş, ip aynı ip. Dolayısıyla ne oluyor? 15 saniyede değil de 15 bölü 2 saniyede o 15 santimlik kısım yanacaktır. 5 saniyede başlangıçtan vardı. İkisini topladığım anda toplamda 25 bölü 2 saniyede ipin tamamının yandığını söyleyebiliyorum. Şimdi anlaştık mı Kevser? Tamamdır. Devam edelim. Kesir problemleriyle. Aslında kesir problemlerinin sayı problemlerinden bir farkı yok. Gene denklem kurmaya çalışıyoruz. Ama burada tek farkımız ne? İşte kesirli ifadeler var. Rasyonelle uğraşmamak için her zaman paydanın katı vermeye çalışacağız ki daha kolay bir şekilde işin içinden çıkabilirim. Şimdi soruyu okuyorum.
78 kişinin çalıştığı bir iş yerinde erkek çalışanların 2 bölü 5'i, bayan çalışanların 3 bölü 4'ü gibi bir muhabbet var. Şimdi ben hemen erkek çalışanların sayısına 5'in katı olan 5x'i, kadın çalışanların sayısına ise 4'ün katı olan 4y'yi veriyorum. Şimdi bakın gene aynı değişkeni kullanamazsınız. Çünkü bu kişilerin birbirinin katı olup olmadığını bilmiyorum. Onu ispatlamaya çalışacağız. Şimdi erkek çalışanların 2 bölü 5'i gitmiş. Yani 5x'in 2 bölü 5'i ne yapar arkadaşlar? 5 çarpı 2 bölü 5'ten 2x'i gitti. 2x gitti. Geriye kaç erkeğim kaldı? 3x erkeğim kaldı. Kadın çalışanların ise 3 bölü 4'ü işten ayrıldı. Şurası giden, yani şunu karıştırmayın. 3 bölü 4'ü işten ayrıldı. 4y'nin 3 bölü 4'ü ne yapacaktır arkadaşlar? 3y. Yani 3y'si ne yaptı arkadaşlar? Bu da gitti. 3y'si gittiyse geriye ne kadarlık kişi kaldı arkadaşlar? Y kadarlık kalanımız var. Şöyle kalan giden şeklinde belirtelim. Sonra devam ediyorum. Virgüle kadarını denklemi çözmeye çalıştım. Yani denklemi kurmaya çalıştım. İş yerinde geriye başlangıçtaki erkek çalışan sayısı kadar kişi kaldı. Bakın, erkeklerden kaç kişi kaldı? 3x. Kadınlardan kaç kişi kaldı? Y. Bunların toplamı başlangıçtaki erkek sayısını eşitmiş. Yani başlangıçtaki erkek sayımız neydi? 5x'te. O halde 3x'i karşıya aldınız. 5x'ten 3x çıkardınız. Y buradan karşıma ne çıktı arkadaşlar? 2x olacak şekilde çıktı. Y 2x ise şurada, bakın şurada y gördüğüm yere 2x yazarsam 4 çarpı 2x'ten başlangıçta kaç kadın varmış? 8x tane kadın varmış görüyorum. Ben şunu biliyorum. Bu iş yerinden ayrılmadan önce burada çalışan toplam kişi sayısı 78'di. Şimdi benim 5x tane şöyle soruyu artık bitirme noktasındayım. Başlangıçta benim 5x erkeğim vardı. Y'nin x cinsinden değerini de buldum. 2x'miş. Başlangıçta benim 8x kadınım vardı. Ve bunların toplamı 78'di. Toparladık. 13x eşittir 78. Sadeleştirdim. 13'e böldüm her tarafı. X buradan ne çıktı arkadaşlar? 6. Benden istenen başlangıçtaki erkek sayısı, yani 5x soruluyor. 5 çarpı 6'dan başlangıçta kaç erkek çıktı arkadaşlar? 30 tane erkek çıktı. Anlaştık değil mi? Yani biraz basamak basamak çözmeye çalışırsanız sizin için de gayet kolay olacaktır. Evet, bir örnek daha çözelim. Bir 10 dakikalık bir molamızı vermeye çalışalım. Şimdi bu örneğe dikkat edin. Güzel bir sorudur. Bana şöyle bir soruyu önce bir okumaya çalışıyorum. Bir kavanozda bir miktar şeker var. Can, Kaan ve Ömer adlı 3 çocuk şekerleri aşağıdaki gibi paylaşıyor. Can şekerlerin yarısından bir fazla şeker alıyor. Kaan kalan şekerlerin yarısından bir fazla şeker alıyor. Ömer de en son geriye kalan şekerlerin yarısından bir fazla şeker alıyor. Kavanozda paylaşımdan sonra hiç şeker kalmıyor. Demek ki son şekeri kim aldı arkadaşlar? Ömer aldı. Peki buna göre demiş, başlangıçta kavanozda kaç tane şeker var? Şimdi arkadaşlar en baştan başlamaya çalışırsanız olay gerçekten çok karışır. Karıştırabilirsiniz. Şimdi ben şunu biliyorum. Kavanozda paylaşımdan sonra hiç şeker kalmadı. Yani Ömer aldıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle ne almadı? Şeker kalmadı. Peki ben de geriden, yani en sondan başlamak istiyorum. Geriden gidelim. Şöyle yazalım. Geriye gidelim. Kalemle yazmak biraz zor oluyor ama umarım beni anlayabiliyorsunuz. Peki, geriye gitmeye çalışacağım. Kim var?
Ömer var. Ömer'den önce kim aldı arkadaşlar? Kaan aldı. Kaan'dan önce kim aldı? Can aldı. Şimdi Ömer en son geriye kalan şekerlerin yarısından bir fazla şeker. Şimdi Ömer almadan önce ne kadar olsun mesela? 2Z kadar olsun. Kaan almadan önce 2X kadar olsun. Can almadan önce 2Y kadar olsun. Şunu daha güzel yazayım. Daha çok anlaşılmadı. Şurada Ömer almadan önce 2Z. Şimdi Ömer kalan şekerlerin yarısından bir fazla demiş. Ömer almadan önce 2Z kadar şeker vardı. Bunun yarısı ne yapacak arkadaşlar? Z kadar yapacaktır. Yarısından bir fazla şeker aldı, değil mi? Şimdi ve ne oldu? Şeker bitti. Şimdi biz bunu nasıl ifade edebiliriz? Burada 2Z'den sonra yani 2Z'yi aldıktan sonra şeker ne yapıyor arkadaşlar? Bitiyor. Bittiğine göre yani geriye ne kadar kalacak? Yazabilsem güzel bir şekilde. Şimdi geriye kalan 0 olacak o halde. 2Z'den ben Ömer'in aldığını çıkartıyorum ve bu kime eşit oluyor? Sıfıra. Şu eksiği dağıttım. 2z eksi z eksi 1 eşittir 0. Buradan z eksi 1 0. Z ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Bunu neden yaptığım anlaşıldı mı arkadaşlar? Problem yoksa soruya devam edeceğim. Z1 geldi. O halde Ömer almadan önce bu kavanozda kaç şeker varmış? 2 tane şeker varmış. Şimdi geldim Kaan'a. Kaan ne yapıyor? Kaan da 2x kadar şeker olsun dedik almadan önce. Bunun yarısının bir fazlasını alıyor. Yani K ne kadar şeker alıyor? X artı birlik şeker alıyor. O halde x artı 1 ile 2x'ten x artı 1'i çıkartırsam neye eşitlemem gerekiyor arkadaşlar? 2'ye. Neden 2'ye eşitliyorum? Bakın önce Can aldı. Sonra Kaan aldı. Sonra Ömer aldı. Şimdi Kaan aldıktan sonra Ömer aldığı için Ömer almadan önce de 2 tane şeker olduğunu bulmuştuk. O halde Kaan şekeri aldı. Ve kalan şeker sayısı 2 oldu. Buradan eksiği dağıtırsam 2x eksi x eksi 1 eşittir 2. Buradan x eksi 1 eşittir 2. Eksi 1'i karşıya aldım. X ne çıktı karşıma? 3 olacak şekilde çıktı. Getirip yerine yazarsam kaç tane şeker varmış arkadaşlar? 6. Yani Kaan hiç şeker almadan önce kavanozda 6 tane ne varmış? Şeker varmış. Şimdi gelin Can'ı da hesaplamaya çalışalım. Şimdi Can almadan önce de 2Y tane yani aslında başlangıçta 2Y tane şeker vardı. Dolayısıyla Can ne kadar aldı? Yarısının bir fazlasını. Yani Can da Y artı 1 kadar şeker aldı. Geriye kalan ne olacak arkadaşlar? 6. O halde 2Y başlangıçtaki şeker Y artı 1 Can'ın aldığı. Can aldıktan sonra geriye ne kadar kaldı? Bulduk az önce. 6 adet şeker kaldı. Gene eksiği dağıttım. 2y eksi y eksi 1 eşittir 6. Y buradan ne geldi arkadaşlar? 7. Getirip yerine yazarsam şurada Can almadan önce kavanozda kaç şeker varmış arkadaşlar? 14 şeker varmış. Bu 14 de zaten başlangıçtaki şeker sayısı olacaktır. Yani cevabımız buradan ne gelecek arkadaşlar? 14 gelecektir. Anlaştık mı? İsterseniz şöyle çok hızlı bir şekilde tekrar edeyim. Şimdi ileriye değildi. Bu sefer ne yaptık? Geriye gitmeye çalıştık. Önce dedik ki Ömer şeker almadan
Önce kavanozda 2Z şeker olsun. K şeker almadan önce 2X şeker olsun. Can şeker almadan önce 2Y tane şeker olsun. Zaten can şekeri almadan önce kavanozdan kimse şeker almadı. Başlangıçta işte şeker sayısı olacaktı. Şimdi Ömer kalan şekerlerin yarısından bir fazla dediği için Ömer ne kadar şeker aldı? Z artı 1. 2Z'de burada da hiç şeker kalmadığını görüyorum. 2Z'den Z artı 1'i çıkardım ve kaç tane şekerim kaldı? 0. Buradan Z'yi ne buldum? 1 buldum. Getirdim yerine yazdım. Kaan almadan önce 2 tane şeker, pardon, Kaan aldıktan sonra geriye 2 tane şeker kaldığını gördüm. Kaan ne kadar aldı arkadaşlar? Yarısından bir fazlası yani x artı 1 kadar şeker aldı. Başlangıçta 2x şeker vardı. Başlangıçtaki şekerden kalan Kaan'ın aldığını çıkardım. Geriye 2 tane kalması gerekiyordu. 2 taneye eşitledik ve buradan x'ini bulduk. 3 getirdik yerine yazdık. Can aldıktan sonra 6 şeker kaldığını gördük. Can ne kadar şeker aldı? Y artı 1 kadar şeker aldı. Başlangıçta 2Y vardı. 2Y'den Y artı 1'i çıkardım. Can aldıktan sonra 6 şeker kaldı. 6'ya eşitledim. Ve Y'yi burada ne bulduk? 7 getirdik yerine yazdık. 2Y ne çıktı karşımıza arkadaşlar? 14 olacak. Tekrar devam edelim. Ekran gözüküyor, değil mi? Bir saniye bir şeye bakmam gerekiyor. Edelim arkadaşlar. Bir diğer soruda da şöyle bir şey söylenmiş. Önce bir sorumuzu okumaya çalışalım. Esma, Fatma ve Tuğba'nın toplam 36 tane tokası varmış. Esma tokalarının yarısını Fatma'ya, Fatma tokalarının üçte birini Tuğba'ya, Tuğba tokalarının dörtte birini Esma'ya vermiş. Ve sonra ne olmuş arkadaşlar? Aynı anda verdiğinde üçünün de başlangıçtaki toka sayısı ne yapmamış? Değişmemiş. Peki buna göre diyor Esma'nın kaç tane tokası vardır? Tamam. Hemen bakın. Şimdi Esma'nın kaç tokası olsun başlangıçta? Başlangıçta Esma'nın A tane tokası olsun. Fatma'nın kaç tokası olsun? B tane tokası olsun. Tuğba'nın da C tane tokası olsun. Şimdi Esma tokalarının yarısını kime veriyor arkadaşlar? Fatma'ya veriyor. Fatma tokalarının üçte birini Tuğba'ya veriyor. Ve Tuğba tokalarının dörtte birini de ne yapıyor arkadaşlar? Tekrar Esma'ya geri veriyor. Şimdi aynı anda veriliyor yalnız bakın bunlar. Şimdi Esma A bölü 2 kalacaktır dolayısıyla elinde. Şimdi başlangıçtaki toka sayısı değişmemiş. Tuğba Esma'ya vermişti. Ne kadarlık verdi? Dörtte birini verdi. O zaman A bölü 2 kime eşit olacaktır? C bölü 4'e eşit olacaktır. Buradan sadeleştirirsem şayet 2 diyorum. Ve C buradan ne gelecek arkadaşlar? 2A gelecektir. Fatma ne yapmış? Fatma da tokalarının üçte birini Tuğba'ya vermiş. Şimdi Fatma tokalarının üçte birini yani B bölü 3'lük kısmını Tuğba'ya verdi. Gene ne oluyor arkadaşlar? Başlangıçtaki toka sayısı değişmediği için ben bunu kime eşitleyeceğim? Esma'nın toka sayısına
Eşitliyorum. Çünkü Esvan Toka sayısı neydi? Yarısını Fatma'ya verdiği için yine Esvan Toka sayısını eşitliyorum. Buradan B ne gelecektir arkadaşlar? 3A bölü 2 şeklinde gelecektir karşıma. Şimdi biz bunu niye bu şekilde yaptık? İsterseniz tam manasıyla bir oturtmaya çalışalım. Şimdi bir saniye. Şimdi ne oluyor burada? Esma yarısını kaybediyor. Yani yarısını Fatma'ya veriyor ama bunu Tuğba'nın vermiş olduğu dörtte bir tokayla ne yapıyor arkadaşlar? Kapatıyor aslında açığını. Fatma tokalarının üçte birini kaybediyor yani Tuğba'ya veriyor. Ama bunu ne yapıyor arkadaşlar? Esma'nın verdiği tokalarla kapatmış oluyor. Bundan kaynaklı ben A bölü 2 eşittir C bölü 4, B bölü 3 de eşittir A bölü 2 yazabiliyorum. Tamam mıdır arkadaşlar? Sonra ne oldu? Başlangıçtaki toka sayısı değişmedi. Esma'nın kaç tokası var dedi. Ve başlangıçta üçünün toplam toka sayısı da 36 idi. Şimdi zaten Esma'nın başlangıçta A kadar tokası vardı. Fatma'nın B kadar tokası vardı. B'yi ne olarak buldum? 3A bölü 2 olacak şekilde buldum. C'yi ne olarak buldum arkadaşlar? 2A olacak şekilde buldum. Ve bunların toplamı kime eşit? 36'ya eşit. Buradan düzenlememi yaparsam şayet ne olacaktır? Payda eşitledik. 2A artı 3A artı 4A bölü 2 kime eşitmiş? 36'ya düzenledik arkadaşlar. 9A bölü 2 eşittir 36. Sadeleştirirsem ani karşıma ne olarak çıkacaktır? 8 olarak. Esma'nın kaç tokası var diye sormuştu. Esma'nın toka sayısını A demiştim. Ve A'yı da ne buldum? 8 olacak şekilde buldum. Anlaştık değil mi? Sıkıntı yok sanırım. Evet. Peki, devam edelim. Bir sınıftaki öğrencilere hediye olarak demiş, balon ve uçurtma getirilmiştir. Öğrenciler getirilen hediyelerin en fazla birini almış. Yani adam balon aldıysa uçurtma alamaz. Uçurtma aldıysa balon alamaz. Ya da ikisini birden almayabilir. Bu da mümkündür dersiniz. Şimdi öncülleri okuyalım. Balon alan öğrenci sayısı uçurtma alanların dörtte biri kadarmış. Hemen diyorum ki balon alanlar, uçurtma alanlar, bir de ikisini de almayanlar var. İkisini de ne diyelim? Almayanlar. Şimdi balon alan öğrenci sayısı uçurtma alanın dörtte biri kadar dediği için hemen daha pratik olacak şekilde bölünecek bir şeyler verelim. Bir de şurada diyor ki balon ve uçurtma almayan öğrenci sayısı sınıftaki tüm öğrencilerin üçte biridir şeklinde bir yorum yapılmış. İsterseniz buraya 4x de diyebilirsiniz. Ben uçurtma alanların sayısına 24x diyorum. Balon alanlar onun dörtte biri olduğu için balon alanları 6x diyorum. İkisini de hiç almayanları ne diyelim? Y diyelim. Şimdi burada balon ve uçurtma almayan öğrenci sayısı. Yani Y sınıftaki tüm öğrencilerin üçte biri. Sınıfta benim kaç öğrencim var? 6x, 24x daha 30x. Bir de Y'miz var burada balon almayan ve uçurtma almayan. Bunun üçte biri yani 1 bölü 3'ü demek neydi arkadaşlar? 3'e böl 1 ile çarp. Kime eşitmiş? Balon ve uçurtma almayanlara. Burada içler dışlar yaparsam 3y eşittir 30x artı y karşılıklı gönderdik. Ne geldi? 2y eşittir 30. Y buradan ne geldi arkadaşlar? 15x geldi. Sonra devamında ne demiş? Balon almayan öğrenci sayısı. Şimdi bakın balon almayan kim? Uçurtma alan ya da her ikisini de almayan. Bu ikisinin toplamı kime eşitmiş? 39'u eşitmiş. Şimdi Y'yi de buradan 15x bulmuştuk. Ona göre yazacağım. Uçurtma alanlar artı
İkisini de almayanların toplamı, bakın burası bana neyi veriyor? Balon. Almayan öğrenci sayısını, onu da vermiş zaten. 39'muş. Toparladınız. 39x eşittir 39. Sadeleştirdiniz. X buradan karşınıza ne olarak çıktı arkadaşlar? 1 olacak şekilde çıktı. Bizden istenen şey ne? Uçurtma almayanlar. Yani ya balon alanlar ya da her ikisini de almayan öğrenciler. Yani 6x artı y'yi soruyor. Y'yi de 15x bulmuştuk. 6x 15x daha ne yapar arkadaşlar? 21x. X'i de 1 olacak şekilde bulduk. Yerine yazarsak uçurtma almayan öğrenci sayısını ne olarak bulduk arkadaşlar? 21 olacak şekilde bulduk. Tamamdır, değil mi? Şöyle bir bakın. Devam edelim. Bir spor salonuna cumartesi günü tüm üyelerin 4 bölü 5'i gelmiş. Pazar günü ise cumartesi günü gelen üyelerin 1 bölü 6'sı gelmemiş. Cumartesi günü gelmeyenlerin 1 bölü 4'ü gelmiş. Bakın karışık bir soru gibi gözüküyor ama asla değil. Ne var burada paydada? 6 var, 4 var ve 5 var. Şimdi şöyle bir muhabbete girmeye çalışalım. 6'nın 4'ün ve 5'in katı olan 60x bütün üye sayısına, tüm üye sayısına ben ne diyorum arkadaşlar? Hemen işimi kolaylaştırmak adına 60x diyorum. Şimdi cumartesi günü gelen ve gelmeyenlere bakalım. Cumartesi günü gelenler ve gelmeyenler hesabı yapmaya çalışalım. Gelmeyen. Şimdi gelen kaç kişi var? Gelmeyen kaç kişi var? Cumartesi günü tüm üyelerin 4 bölü 5'i gelmiş. Şimdi o halde 60 çarpı 4 bölü 5. 60'ı 5'e böldünüz. 12, 4 ile çarptınız 48. Demek ki cumartesi günü gelen 48x kişi var. Toplam 60x kişimiz vardı. 48x'i geldiyse gelmeyen kaç kişimiz var arkadaşlar? 12x kişimiz var diyorum. Şimdi pazar günü hesabını yapmaya çalışalım. Pazar günü ne olmuş? Gene gelen ve gelmeyen olacak şekilde ayırdım. Gelen, gelmeyen. Şöyle söylemeye çalışalım. Pazar günü ise cumartesi günü gelen üyelerin 1 bölü 6'sı gelmemiş. Şimdi cumartesi günü gelen üyelerin 1 bölü 6'sı. Şimdi cumartesi günü kaç üye gelmişti? 48x. Bunun 1 bölü 6'sı demek ne demek arkadaşlar? 6'ya böldün, 8x. 1 ile çarptın. Gene 8x. O zaman 8x kişi cumartesi gününden gelmeyenler. Doğru mudur? Peki bu bir dursun. Gelenlerle ilgili çok da önemli değil. Sorunun devamını okuyorum. Cumartesi ve pazar her iki günün en az birinde gelmeyen üye sayısı. Bakın en az birinde gelmeyen, yani cumartesi günü gelmemiş, pazar gelmiş, o beni ilgilendirmiyor. En az birinde gelmediyse iki günde de gelmeyebilir. Bunu bu şekilde düşüneceğim. İki günde gelmeyen kaç kişi arkadaşlar? 12x ve 8x üye sayısının 100 olduğu verilmiş bana. Hemen buradan yazıyorum. 12x artı 8x'in toplamı ne yaptı? 20x. 20x de kime eşitmiş? 100'e. Sadeleştirirsem eğer x buradan ne gelecektir arkadaşlar? 5 olacak şekilde karşıma çıkacaktır. Evet, bizden istenen şey ne? Salona pazar günü gelenlerin sayısı soruluyor bana. O halde şu şekilde bir yorum yapacağım ben hemen. Şimdi cumartesi günü ne olmuştu? Gelenlerin 1 bölü 6'sı gelmemişti. O zaman geriye kalan 5 bölü 6'lık kısım ne yapmak zorunda? Gelmek zorunda. Cumartesi günü gelen 48x'in 5 bölü 6'sı pazar günü de geldi. Aynı zamanda bir de bakın şurada bir bilgi var. Cumartesi günü gelmeyenlerin 1 bölü 4'ü. Cumartesi günü gelmeyen 12x kişi vardı. Bu 12x kişinin 1 bölü 4'ü de ne yapmış arkadaşlar? Pazar günü gelmiş. Şimdi sadeleştirirsem
Götürdüm. 8. 8 çarpı 5'ten. 40x buradan. Sadeleştirdim. 3. 3x kişi de buradan. O zaman pazar günü gelenlerin sayısı ne yaptı arkadaşlar? 43x kişi yaptı. X'i ne bulmuştuk? 5. 43 çarpı 5 cevabımız ne gelecektir? 215 gelecektir diyoruz. Anlaştık mı? Tamamdır herhalde. Boş kap soruları ile devam edelim. Şimdi bir benzin tankının 2 bölü 5'i dolu iken 200 kilo, boş iken ağırlığı 40 kilo. Tank tamamen benzin ile doldurulduğunda tankın ağırlığı kaç kilogram olur diyor. Bakalım. Şimdi 2 bölü 5'i muhabbetini gördünüz. Hemen buradan tankın aldığı benzin miktarına ne diyelim? Tankın hacmine hemen ben 5x diyorum. 2 bölü 5'i doluyken ne demek? 5 ile böldüm. 2 ile çarptım. 2x'i dolu. Şimdi biz hep şunu söylüyoruz biliyorsunuz. Yani en basiti gittiniz bakkaldan bir şişe su aldınız. Suyu içtikten sonra da o kabın boş ağırlığı var ve o suyunla birlikte de ekstradan bir ağırlığı var. Suyun da ayrıyeten ağırlığı var. Şimdi ben burada 2x'in dolu olduğunu görüyorum ama bir de ne eklemem lazım? Artık 40 kilogram boş kap ağırlığını ekliyorum. Ve 2 bölü 5'i dolu iken ağırlığı kaç kilogrammış? 200 kilograma eşitmiş diyorum. Buradan 40'ı karşıya aldım. 2x eşittir 160. Her tarafı 2'ye böldüğümde x karşıma ne olarak geldi arkadaşlar? 80 olacak şekilde geldi. Benzin ile diyor, tank tamamen benzin ile doldurulduğunda ağırlık ne olacaktır diyor. Tank ne kadar benzin alıyordu? 5x. X'i ne bulduk? 80. O zaman 5 çarpı 80. Bir de bu tankın boş ağırlığı var. Onu da eklemeyi unutmuyorum. Ve tank tamamen dolu olduğunda ağırlığımız ne oluyor arkadaşlar? 440 oluyor. Anlaştık sanırım. Basit bir soruydu. Diğer soru ile devam edelim. Üçte biri su ile dolu iken ağırlığı A gram, yarısı su. Bak hemen gördüm. Üçte biri diyor. B ne diyor? Yarısı diyor. Biz bu tarz sorulara hemen ne yapacağız? Faydanın katını vermeye çalışacağım. Ve diyorum ki bu şöyle görsel olarak göstermeye çalışayım. Hemen şu şekilde olsun. 3 ile 2'nin ortak katı ne olacak arkadaşlar? 6x'lik bir şey olsun ya da 6 birimlik bir şeyimiz, bir hacmimiz olsun. Şu an 3, 4, 2, 4, 6. Bu şekilde bir kabım var benim. Her birini doldurduğumda ağırlığım ne olsun mesela her birine? İşte ne koyuyorum? Su koyuyorum. Her birindeki suyun, her bir birimdeki suyun ağırlığına ben ne diyorum? X. O zaman bu ne kadarlık alıyor? 6x'lik. Şimdi ben hemen bir de boş kap ağırlığı var. Bunu kesinlikle unutmuyorum. Boş kap ağırlığına da ben hemen ne diyorum arkadaşlar? Y diyorum. Şimdi geldim soruyu çözmeye çalışacağım. Üçte biri su dolu. Hemen ne yapıyorum? 6x'i 3'e böldüm. 2 1 ile çarptım. 2. Yani 2x'i su doluymuş. Bir de boş kap ağırlığımız var. Ağırlığımız neye eşitmiş arkadaşlar? A grama. Yarısı demek 2'ye bölmek demek. Yarısı nedir? 3x'i. Yani 3x kadar su koymuşsunuz. Bir de neyiniz var? Boş kap ağırlığınız var. Ve neye denk geliyormuş onun ağırlığı da? B'ye. Bizden istenen şey ne? Bakın bir şişenin boş iken ağırlığı yani benden neyi istiyor arkadaşlar? Y'yi istiyor. O halde Y'yi götürmeyeceğim ben. Burada daha farklı bir işlem. Yani X'leri götürmeye çalışacağız. Hemen karşımıza çıksın diye. O halde ne yapalım? Gelin şunu 3 ile çarpalım. Şurayı eksi 2 ile çarpalım ve
denklemleri taraf tarafa topluyorum. 6x eksi 6x, bakın bunlar ne yaptı? Gitti. 3y eksi 2y topladınız, ne kaldı? Y kaldı. 3 ile a'yı çarptınız. 3a eksi 2 ile b'yi çarptınız. Buradan da ne geldi? Eksi 2b geldi. Demek ki boş şişenin ağırlığı, yani y neymiş arkadaşlar? 3a eksi 2b imiş. Anlaştık değil mi? Devam edelim. Şimdi içinde özdeş toplar bulunan bir kutu ile ilgili şunlar biliniyor demiş. Kutudaki toplardan 4 tanesi alınsaydı kutunun toplam ağırlığı 3 kilogram olacaktı. Kutuya aynı toptan 3 tane daha eklenseydi kutudaki topların ağırlığı kutunun boş ağırlığının 4 katı olacaktı demiş. Şimdi buna göre bir topun ağırlığı 0,5 kilogrammış. Kutunun ağırlığını soruyor bana. Çok güzel. Ben hemen şu şekilde yapmaya çalışacağım. Kutunun ağırlığı var. Sonuçta kutuyu toplarla birlikte alıyor. Boş kutunun, yazamadım, bir saniye. Tekrar deneyelim. Şimdi boş kutunun ağırlığına ne diyelim? Boş kutunun ağırlığına K diyelim. Şimdi topların da bir tane topun ya da topun sayısına diyelim. Şimdi 0,5 kilogrammış ya, hani 0,5 1 bölü 2'ye denk gelecektir. Top sayısı niye top sayısı? Çünkü alma verme, alma ekleme işi var. Top sayısına da ne diyelim? Gelin 2T diyelim, daha kolay olsun. Şimdi burada ne oluyor arkadaşlar? 4 tanesini alıyorum. Peki benim 2T kadar topum var. 2T kadar toptan 4 tanesini ne yaptım arkadaşlar? Aldım. Bunu aşağıya yazsam daha kolay sığdıracağım sanırım. Şöyle yapalım. Şimdi benim 2T kadar topum var. Bunun 4 tanesini aldım. Ağırlık hesaplaması yapıyorum. Tek bir topumun ağırlığı 0,5 kilogramdı. Yani 1 bölü 2 kilogramdı. O zaman 1 bölü 2 ile çarptım. Bir de boş kutumun ağırlığı var. Buradan ne geldi arkadaşlar? 3 kilogramı eşit çıktı. Şimdi şurada işlem yaparsak, bakın burası ne gelecektir? Şöyle düzenlemeye çalışayım. 2'ye bölüyorum. 2T'yi 2'ye böldüm. T, eksi 4'ü 2'ye böldüm. Eksi 2 artı k eşittir 3. Buradan 2'yi karşıya, eksi 2'yi karşıya alırsam t artı k'yı ne olarak buluyorum? 5 olacak şekilde buluyorum. Sonra ne yapıyorum? 3 tane ekleme yapıyorum. Yani başa döndüm. Gene 2 tane topum var benim. 2t kadar topa 3 top ekleme yapıyorum. Gene toplarımın tanesi 1 bölü 2 ve boş kutumun ağırlığı var. Ne diyor? Eklenseydi diyor. Aa, bakın. Eklenseydi kutudaki tüm topların ağırlığı. Ha, bu sefer kutunun ağırlığını katmama gerek var mı? Yok. Neden yok? Çünkü top ağırlığından bahsetmiş. Ve ne olacakmış arkadaşlar? Topların ağırlığı boş kutunun ağırlığının 4 katına eşit olacakmış. O halde eşittir boş kutunun ağırlığına k demiştim. Kime eşit çıkacakmış? 4k'ya. 2'yi karşıya aldım. 2t artı 3 eşittir. Buradan ne geldi? 8k. 2t'yi karşıya alırsam 8k eksi 2t karşıma ne olarak çıkıyor? 3 olacak şekilde çıkıyor. Benden istenen şey ne? Kutunun ağırlığı kaç kilogram? Yani boş kutunun ağırlığını soruyor. Yani K'yı soruyor. O zaman gelin T'yi yok edelim. Şunu 2 ile çarpalım. Taraf tarafa toplayalım. 2T eksi 2T ne yaptı? Bakın birbirini götürdü. 8K, 2K daha ne geldi arkadaşlar? 10K. 2 ile 5'i çarptığınız 13 daha, burası ne yaptı? 13 yaptı. Her tarafı 10'a bölersem boş kutunun ağırlığını ne olarak buldum? 13 bölü 10 olacak şekilde buldum. Tamam mıdır arkadaşlar?
sonraki soru ile devam edelim. Anlaşmışız. Ahmet de sizin sözcünüz resmen. Kimseden ses çıkmıyor. Ahmet ya da Kevser evet hayır yazıyor. Olsun. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Evet, arada bir Serenay da destek çıkıyor Ahmet'e. Teşekkür ederim Serenay. Devam edelim. Maliyetteki artış soruları, dediğim gibi maliyetteki artış sorularında her zaman giden bölü kalan muhabbeti yaparsanız eğer artışı azalışı daha kolay bulacaksınız. Burada mesela hediye sorusunda da şöyle bir muhabbet yapabilirsiniz. Hediye verilen ürün, hediye verilen ürün bölü toplam ürün derseniz gene neyi bulursunuz arkadaşlar? Artış azalışı hesaplayabilirsiniz. Pek güzel yazmıyorum, kusura bakmayın. Tuğba bir kırtasiyeden içinde 10 adet kalemin bulunduğu kutulardan 2 tane satın alınca, yani kaç tane ürün alıyor aslında Tuğba? 2 çarpı 10'dan 20 tane kalem almış oluyor. Kırtasiye sahibi Tuğba'ya aynı kalemden 4 tane ne ediyor, hediye ediyormuş. Hemen şunu yapabilirsiniz. Tuğba kendi rızasıyla, şimdi 2 tane 2 kutu alıyor. Her birinde 10 tane var. 2 çarpı 10'dan 20 adet kalem alıyor kendi rızasıyla. Kırtasiye sahibi 4 tane hediye ediyor. Maliyetteki artışa da azalış sorulmuş. Direkt hiç başka bir hesaba gerek yok. Kaç tane hediye edildi? 4 tane. Ben, yani Tuğba toplam 20 kalem aldı. 4 tane de hediye geldi. Toplam kaç kalem oldu Tuğba'nın? 24 kalem oldu. Sadeleştirdiğinizde maliyetini buluyorsunuz direkt arkadaşlar. 1 bölü 6 oranında azaldığını bulabiliyorsunuz. Anlaştık değil mi? Direkt hediye bölü toplam ürün ya da giden bölü kalan yardımı ile işinize bakabilirsiniz. Şimdi diğer soruya bakalım. 60 tane yumurtanın en tanesi kırılmış. Bunun sonucunda diyor bana bir yumurtanın maliyeti 0,30 kuruştan 0,45 kuruşa çıkmış. Bakın ne kadarlık bir artış var maliyette. 0,30'dan 0,45'e çıktıysa çıkardınız. 0,45 eksi 0,30'dan 0,15'lik bir artış söz konusu. Tamam mı arkadaşlar? Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Yani ne kadarlık artış olduğunu son, yani artış durumu bölü önceki durum dediğiniz anda maliyetteki artışın 1 bölü 2 olduğunu görebilirsiniz. Bir de benim maliyetteki artışın nasıl bulunduğunu biliyorum. Giden bölü kalan yardımı ile de maliyetteki artışımı ne yapabiliyorum ben? Hesaplayabiliyorum pratik bir şekilde. Peki buradan yardımla. Şimdi soruya bakıyorum. 60 tane yumurtanın en tanesi kırılmış. Yani ne kadarı gitmiş arkadaşlar? En kadarı gitmiş. 60 yumurta vardı. Geriye kaç tane yumurta kaldı? 60 eksi en kadar yumurtamız kaldı ve artışımız ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 olacak şekilde zaten az önce hesaplamıştık. Hemen içler dışlar çarpımı 2 en eşittir 60 eksi en. Bu eni karşıya aldınız. 2 en daha 3 en eşittir 60 ve en karşıma ne olarak çıktı? 20 olacak şekilde buldum. Tamam. Devam edeyim. Bir bakkala 20 yumurta almak için ödeme yapan Suat eve geldiğinde yumurtaların 4 tanesinin eksik olduğunu fark etmiş. Peki Suat yumurtaların tanesini 0,8 TL'den aldığına göre diyor. Son durumda satın aldığı yumurtaların maliyeti hangi oranda artmıştır? Şimdi arkadaşlar bu çocuk, bu Suat 20 tane yumurta aldı. 20 yumurtanın tanesi 0,8 TL. Dolayısıyla kaç para ödedi arkadaşlar? 16 TL'lik bir ödeme yapmış oldu. Ödeme yaptı.
Evet. Dört tanesi kırıldı. Tamam, dört tanesi kırıldı ama sonuçta onların da parasını ödedi. 4 çarpı 0,8'den aslında Suat'ın kaybı 3,2 TL oldu. Bakın hemen ne yapıyorum? Giden bölü tamamı hesabı yaparsam bu sefer de ne buluyorum arkadaş? Çünkü ben 16 liralık bir ödeme yapmıştım. Ne kadarlık bir artış olduğunu görüyorum ben burada. 1 bölü sadeleştirdiğimizde 1 bölü 5 oranında bir artış olduğunu hesaplamış olursunuz. Bir tane yumurtanın maliyeti. Tamam. Geldim çubuk sorularına. Diyor ki bir demir çubuğun ucundan boyunun 2 bölü 5'ini kadar kesiyorum. Hemen ne yapıyorum? Çubuğun boyuna 5x diyorum. Başlangıçtaki boyuma 5x diyorum. Ya da orta nokta hesabı var. Ya ben rasyonelle uğraşmak istemiyorum hesabı yapıyorsanız hemen çubuğun boyuna 5x değil de ne diyelim arkadaşlar? Orta noktasında hesaplayacağım için çubuğun boyuna 10x diyorum. 2 bölü 5'ini bakın ne yapmışım? 2 bölü 5'ini kesmişim. 10x'i 5'e böldüm. 2, 2 ile çarptım. Ne kadarını kestim? 4x'ini kestim. Kesip attım. Niye P yazdım? Kestim ne? Kestim. Peki. Şimdi burada ne oldu? Dolayısıyla orta nokta hesabı yapmam gerekiyordu benim. Bu 4x neye eşit oldu arkadaşlar? Bir dakika. Orta nokta 4 santim kaydığına göre. Şimdi benim başlangıçtaki ya da direkt şuradan da hesap yapabilirsiniz. 4x'in 1 bölü x yani orta nokta sonuçta buradan bir kayma gösteriyor. Ve bu kime eşit arkadaşlar? 4'e sadeleştirdiniz şunlar. Gitti 1. X buradan karşıma ne geldi? 2 olacak şekilde geldi. Başlangıçtaki boyunu sormuştu. 10 çarpı 2'den ne diyorum? 20. Şimdi bunu ben niye 1 bölü 2 ile çarptım? Çünkü kestiğim kısım acaba ne kadarlık kayma yapıyor? Onu hesaplamaya çalıştım. Ve kayma yaptıktan sonra orta nokta dediği için orta nokta ne demek arkadaşlar? Yarısı demek sonuçta. Bundan dolayı 1 bölü 2'ye ile çarpmış oluyoruz. Tamam mı? Şimdi gelelim bir diğer soruya. Bir telin bir ucuna önce ne yapılmış arkadaşlar? Boyunun 1 bölü 5'i kadar eklenmiş. Daha sonra diğer ucundan yeni boyunun 1 bölü 6'sı kadar kesilmiş. Şimdi ben 5'i gördüm, 6'yı gördüm. Hemen ne diyorum? Bu telin boyuna 5 ile 6'nın katı 30x dedim. Şimdi 30x'lik bir telim var. 1 bölü 5'i kadar ekleme yapıyorum. Önce ekleme yapacağım. Eklemeyi yapalım. Şimdi 30x'in 1 bölü 5'i nedir? 5'e böldüm 6. 1 ile çarptım 6x. O zaman 30x artı 6x'ten ekleme yapıldıktan sonra telimin boyu ne oldu arkadaşlar? 36x olmuş oldu. Sonra ne yapıyorum? Kesme işlemi yapıyorum. Ne kadarını kesiyorum? 1 bölü 6'lık kısmını kesiyorum. Yalnız bakın 36x'in 1 bölü 6'sını kesiyorum. Ve buradan ne oluyor arkadaşlar? 36x 1 bölü 6'sı eksi 6x ne yaptı? Elimde 30x'lik kısım kaldı. Şu aslında ben bununla çok da ilgilenmiyorum. Yani ben kayma hesabı yapacağım. Niye? Telin son durumdaki diyor orta noktası ilk durumdaki orta noktasına göre 2 santim kaydı. Çok güzel. Şimdi bakın biz ne kadar ekleme yaptık? 6x'lik ekleme yaptık. Şimdi bu 6x'likte orta nokta ne kadar kayacaktır? Orta nokta dediği için 2'ye böldüm. 3x'lik kayacaktır. Biz ne kadarlık kesme yaptık? 6x'lik kesme yaptık. Orta nokta dediği için gene 2'ye böldüm. Ne kadarlık kayma olacaktır? 3x'lik kayma olacaktır. Ben bu ikisini ayrı ayrı yaptım. Bakın bunları aynı düşünmeyeceğim. Toplam kayma miktarı ne olacak? 3x artı
3x'ten toplam kayma miktarım benim 6x. Ve bana zaten soruda verilmiş 2 santim kaydığını söylüyor. Dolayısıyla 6x kime eşit olacaktır? 2'ye eşit olacaktır. 6x 2 ise telin başlangıçtaki boyunu sormuş. Telin başlangıçtaki boyuna ben 30x demiştim. Yani şurayı komple 5 ile çarpsam zaten 30'a eşit olacaktır. O zaman 30x kime denk geliyor arkadaşlar? 10'a. Yani telin başlangıçtaki boyu ne çıktı? 10 olacak şekilde karşımıza çıktı. Tamam. Devam. Tamam değil mi o soruda? Takıldığımız bir yer yok. Tabii hemen tekrar edeyim. Şimdi 1 bölü 5'i gördüm. 1 bölü 6'yı gördüm. Bundan kaynaklı olarak telin başlangıçtaki boyuna ben de hemen 5 ile 6'nın ortak katı 30x olacak şekilde verdim. Önce ne yapıyorum? Ekleme yapıyorum. Ne kadar ekleme yapıyorum? 1 bölü 5'i kadarlık bir ekleme söz konusu. 30x'in 1 bölü 5'i olan 6x'i ekledim ve 36x oldu. Bu kesme işleminde bana yardımcı olacak. Şimdi ben eklemeyi 6x'lik kadar yapmıştım. Şimdi orta nokta muhabbetimiz var. Orta nokta dediğimiz zaman her zaman 2'ye bölmeye çalışacağız. 6x bölü 2'den dedim ki ben burada bir 3x'lik kayma olacaktır. Mecbur. Tamam mı? Ki zaten hani 30x'in yarısı 15x, orta nokta 15x, 36x'in yarısı ne arkadaşlar? 18x. Bak 15x iken 18x'e çıktı. Ne kadarlık kayma oldu? 3x'lik kayma oldu. Ben de diyorum ki ya bu kadar uzatmaya gerek yok. Ben 6x'lik eklediysem 6x'in yarısı kadar kayma olmak zorunda. Tamam mı? Sonra ne yapıyorum? Diğer ucundan 1 bölü 6'sını kesiyorum. Eklediğim telin 1 bölü 6'sını kesiyorum. 36x'ten ne kadarını kestim? 1 bölü 6'sı 6x'ini kestim. Ne oldu? 30x oldu. Bak gene aynı hesap. 36x'in yarısı neydi? 18x'ti. 18x'ti. Kestim 30x. 30x'in yarısı ne? 15x. 18x'ten 15x'i çıkardığın anda ne kadarlık kayma görüyorsun? 3x. Ben de sana diyorum ki bunu bu kadar uzatmaya gerek yok. Yani bu hesabı yapmana gerek yok. Ne kadar kestin arkadaşım? 6x mi kestin? Bunun ne kadar orta noktası nedir? 2'ye böldün. O zaman 3x'i kayma olmak zorundadır. Yani tek tek hesaplamana gerek yok. Şimdi diyorum ki toplam kayma bak her şeyden sonra son durumdaki orta nokta ilk durumdaki orta noktaya göre 2 santim kaymış. Şimdi ekleme yaptım 3x kaydı. Kesme yaptım 3x kaydı. Toplam ne kadar kaydı? 6x kadar kaymış oldu. Şimdi bu 6x kayma kime eşitmiş? 2'ye eşitmiş. Benden istenen ne? Telin başlangıçtaki boyu. Yani 30x'i soruyor sana. O zaman 6 ile 5 çarptığında 30x'e ulaşıyorsun. O zaman 5 ile çarptın. 30x buradan ne geldi? 10 geldi. Şimdi anlaşıldı mı Ahmet? Yani herkes tarafından anlaşıldı mı? Ahmet tekrar edin dediği için tek özel Ahmet'e sordum. Tamamdır. Çok güzel. Evet, son iki sorumuz mu? Üç sorumuz. Peki. Şunu da bu ikisini de çözelim. Üçünü de çözelim. Bir televizyon programına katılan konuklarla ilgili şunlar biliniyor. Gözlüklü erkek, gözlüksüz kadın, gözlüksüz erkek falan filan. Bu tarz bir şey gördüğünüz zaman hemen bir kutu çizmeye çalışın. Önceliğimiz bu olsun. Şimdi ben hemen kutu ile göstermeye çalışacağım bunu. Şöyle çizeyim. Şu şekilde getirdim. Tamam. Çok güzel. Şimdi önce kadın erkekleri belirtelim. Şurası erkeklerin bölümü olsun. Şurası kadınların bölümü olsun. Burası gözlüklülerin bölümü olsun. Burası ne olsun arkadaşlar? Gözlüksüzlerin bölümü olsun.
Şimdi gözlüklü erkek sayısı gözlüksüz kadın sayısının 2 katı. Tamam. Ben hemen gözlüksüz kadın sayısına x diyorum. 2 katı dediği için gözlüklü erkek sayısı otomatik olarak ne oluyor? 2x oluyor. Gözlüksüz erkek sayısı gözlüklü kadın sayısının 3 katı. O zaman gözlüklü kadın sayısına y diyorum. Gözlüksüz erkek sayısı hemen ne oldu arkadaşlar? 3y oldu. Programa 11 konuk katıldı diyor bana. Ben bunu toplayacağım o halde. Ne olacak? 3x artı 4y toplamı kime eşit olacakmış? 11'e. Şimdi arkadaşlar burada yani artık başka bir veri olmadığı için ne yapmak zorundayım? Değer vermek zorundayım. Zaten x'e ya da y'ye 0 versem buçuklu bir insan olmayacağına göre tam sayı vermek zorundayım. Mesela buradan x'e 1 vermeye çalışalım. Gelin. X'e 1 verdim. Burası 3. Karşıya aldım 8. 4y 8. Y buradan ne geldi arkadaşlar? 2 çok da güzel sağladı. O zaman bunu kullanabiliyorum ben. Benden istenen şey ne? Gözlüklü, yani programa katılan gözlüklü erkek sayısını sormuş. Şunu sormuş. 2x'i sormuş. X'ini gördük. 1 olarak gördük. 2 çarpı 1'den cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. Tamamdır, değil mi? Devam. Basit bir soruydu zaten. Çok zor değildi. Devam ediyorum. Bir senede domates ve çilek üretilmektedir. Domates ve çilekler ayrı ayrı saksılarda yetiştirilmekteymiş. Domates saksılarına her 6 günde bir, çilek saksılarına her 15 günde bir mineral takviyesi yapılmaktaymış. Domates saksılarına her defasında 80 gramlık, çilek saksılarına her defasında 60 gramlık mineral takviye edilmekteymiş. Mineral takviyelerinden 120 günde toplam 4 kilogram kullanılmıştır. Serada kaç adet çilek saksısı bulunmaktadır demiş. Peki, hemen saksı sayılarını belirtelim. Domates saksısından x tane olsun ve çilek saksısından arkadaşlar y tane olsun. 120 gün diyor. Peki, bakın domates saksılarını 6 günde bir mineral takviyesi yapıyorum. O halde hemen periyodun yani kaç defa yapıldığını bulmam lazım. 120 bölü 6'dan 20 defa domates saksılarına ben ne eklemişim? Mineral eklemişim. Her seferinde kaç gramlık ekliyorum? 80 gramlık ekleme yapıyorum. Bunun hesabını yapacağım şimdi. Sonra domates saksılarını ise 15 günde bir, pardon, çilek saksılarını 15 günde bir. Hemen buradan kaç defa yapıldığını bulmaya çalışalım. 120 bölü 15 diyorum ve 120'yi 15'e böldüğümde bunda da 8 günlük yani 8 seferlik olduğunu buluyorum. Şimdi ne kadar mineral eklendiklerini ve 120 günde toplam kaç kilogram mineral olduğunu da biliyorum. İsterseniz yapalım şimdi. Şimdi bakın. X kadar domates saksım var. 20 sefer mineral takviyesi yaptım. Her takviye yaptığımda 80 gramlık mineral kullandım. Y kadar çilek saksım var. 8 sefer mineral takviyesi yaptım. Her mineral takviyesi yaptığımda 60 gramlık kullandım. Ve 120 günün sonunda 4 kilogram mineral harcadım. 4 kilogram mineral demek 4000 gram mineral yapacaktır. Şimdi şurada bakın bir sıfırı var, sıfırı var, sıfırı var. Sadeleştirmelerimi yapıyorum istersem. Peki başka mesela 4'e bölüyorum 2, 4'e bölüyorum 2, 4'e böldüm arkadaşlar. 100 geldi. Gene bakın 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. 50. Gene isterseniz yapalım. 20x artı 6y eşittir 50 buldum. İsterseniz bir daha 2'ye bölelim. 10x artı 3y ne gelecek arkadaşlar? 50 gelecek. Başka denklemim yok. Gene mecburen benim ne yapmam gerekiyor burada? X'e ve y'ye değer vermem gerekiyor. Değer vereceğim. Sonuçta gene y'yi arıyorum. X'e mesela 1 veririm. 1 verdiğim zaman ne olacaktır? Şuraya yanlış yazdım yalnız. Onu bir düzeltelim isterseniz. 2'ye bölüyoruz. 50 yazıyoruz. Onu evet. Fark ettim kayalar. Hemen düzeltiyorum.
Burası ne olacak? 25 olacak. X'e 1 verdim. Karşıya aldım. 15. 15 eşittir 3y ise y buradan ne gelecektir arkadaşlar? 5 gelecektir. Mesela x'e 2 versem 20. Karşıya aldım 5. 3y eşittir 5. 5 3'e bölünmüyor. Geçiyorum. X'e 3 versem 30. Karşıya aldım. Eksi 5 geliyor. Ki zaten siz de biliyorsunuz sayının eksili olması mümkün değil. O zaman bulduğumuz değerler net sonuçlarımız olacaktır. Kaç tane çilek saksımız var bizim? 5 tane çilek saksımız olacaktır. Anlaştık değil mi? Tamamdır herhalde. Son sorumuz. Şimdi bir tasarımcı mavi, kırmızı, sarı renkli özdeş küp biçimindeki tuğlaları aşağıdaki kurallara göre üst üste dizerek bir dekor oluşturacak. İlk iş olarak demiş mavi renkli 150 küpü yan yana diziyor. Sonra bu küplerin üzerine yan yana 148 kırmızı renkli küp, kırmızı renkli küplerin üzerine de 143 sarı renkli küp yerleştirerek üst üste 3 tane sıra elde ediyor. Hemen birinci sırada 150 küp olduğunu, hangi renk? Mavi renkte olduğunu. İkinci sırada 148 tane küp dizildiğini, kırmızı renkte dizildiğini. Üçüncü sırada ise 143 tane sarı renkli küp dizildiğini görüyorum. Devam ediyorum. Bundan sonra dizeceği küp sayısını her defasında bir önceki sıradaki küp sayısından 5 eksik olacak şekilde diziyor diyor. O halde dördüncü sırada bak gene sıralamayı da ne yapıyor? Mavi, kırmızı, sarı, mavi, kırmızı, sarı şeklinde uyguluyor. Peki, çok güzel. 5 çıkardığın zaman dördüncü sırada ne var arkadaşlar? 138 tane mavi. 5. sırada ne olur? 5 çıkardınız. 133 tane kırmızı. 6. sırada 5 çıkardınız. 128 tane sarı küp olduğunu görürsünüz. Şimdi bakarsanız buradan rengimi değiştireyim. Şimdi ben sarı renkli küplerin sayısını arayacağım burada. Şimdi 3. sırayla 6. sıra arasında bakın ne görüyorsunuz? 15'lik bir fark var. Yani 15, 15, 15 şeklinde artmış sarı küpler. Sonra ne oluyor? Tasarımcı mümkün olabildiği kadar fazla küp diziyor. Diyor bana ve neyi söylüyor? Kaç tane sarı renkli küp olduğunu soruyor. Şimdi bakalım en fazla kaç tane yapabilecek? Şimdi 148 hep 15, 15 ne yapacak? Azalacak. 15, 15 azalacak. Acaba nerede bitecek? Maksimum düzeyde olmasını istiyorum. Burada K'ya değer vermeye çalışacağım. K'ya mesela 8 versem. 15 çarpı 8, 120. 148'den 120'yi çıkardım. 28. Gene 5-5 gidebiliyorum. Peki K'ya 9 versem ne olur? 15 çarpı 9, 135. 148'den 135 çıkardığımda da ne kalıyor? 13 kalıyor. Sanki biraz daha maksimum bakın burada. Ben o halde en fazla olması için K'ya ne veriyorum? 9 veriyorum. Zaten 10 verdiğim anda eksili gelecek. Eksili küpte dizemeyeceğim. Şimdi ben burada K'ya ne yaptım arkadaşlar? 9 verdim. K'ya 9 verdiğim anda bakalım son en son koyduğum sarı küplerin sayısı ne gelecekmiş? 15 çarpı 9 135 dedik. Yalnız şurası 143 olacak. Çok özür diliyorum. Çünkü sarıları hesaplamaya çalışıyorduk. Çok 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 özür diliyorum. Şurası 143 olacak. Evet. Şunu da düzeltelim. Bilgisayara bakmaktan. Peki. 143 K'ya 9 verdim. 15 çarpı 9. Saniye. 135 yapıyor. 15 çarpı 9 dedim. 143'ten 135 çıkardım. En son koyduğum sarı küpün tamamı da 8 adet olduğunu gördüm. Şimdi bakın ben buradan sana ne yapmaya çalıştığımı tekrar edeyim. Önce birinci sıraya 150 tane mavi, ikinci sıraya 148 kırmızı, üçüncü sıraya 143 tane sarı küp yerleştirilmiş. Bunu zaten soruda vermiş. Sonra beşer beşer azaltmış. Beşer beşer azalttığında dördüncü sırada 138 mavi, beşinci sırada 133 kırmızı, altıncı sırada 128
tane sarı küp olduğunu gördüm. Ve baktım ki 3. ve 6. sırada sarı küpler denk geldi. Aradaki farka baktım. 15 azaldığını, yani 15-15 azaldığını gördüm. Tasarımcı mümkün olabildiği kadar fazla sayıda kullanacaktı şeyi. Küp sayısı mümkün olabildiğince fazla olacaktı. Dedim ki bu 15-15 azalıyor. Acaba 140'tan, 143'ten kaç tane 15 çıkarırsam maksimum değeri bulacağım? 9 bulduk kaydı buradan. Zaten 10 veremiyoruz negatife kaçıyor diye. Dolayısıyla en son dizdiğim sarı küp sayısının 8 olduğunu gördüm. Şimdi istenen kaç tane sarı küp oldu? Burada da ne yaparsınız arkadaşlar?